Sharingan Sharingan. Kakashi niye çift Sharingan'la karşımıza çıktı? Hani götünden nasıl çift Sharingan power up'ını aldı? Bunun açıklaması bize nerede verildi ve bu bilgi ne zaman karşımıza çıktı? Bana böyle bir şey denmedi. Büyük Ninja Savaşı'nda Madara birden geldi, Kakashi'nin gözünü çaldı. Gerçi Obito'nun gözü sonuçta Kakashi'de olan göz Obito'nundu. Adamın bir tane orijinal gözü yok diyebiliriz aslında. Sonra da Kamiyu dünyasında Obito'nun Rinnegan'ını alıp Obito'nun orijinal gözüyle değiştirdi. Düşünsenize, yanlış takıyor falan gözü. Ne olacaktı? Obito şaşı falan mı olacak? Neyse, bunlar ve daha fazlası hepsi introdan sonra sizinle. Bu tarz ilgi çekici videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve en önemlisi, kanalıma abone olun ulan. Her masum YouTuber gibi benim de büyüme hayalim var. Gelelim konumuza. Nerede kalmıştık? Obito ve Kamui diyordum. Obito o kadar hayırsever biri ki doğaya düşünerek dünyada olan çöpü alır ve kendi dünyasında yerleştirir. Yılın doğa ödülünü de bu arada Obito'ya vermek lazım. Neyse, olanlar oluyor. Sonra da Naruto kendi bile nasıl anlamadığını bilmeden Kakashi'ye göz veriyor. Buraya kadar aslında her şeyi biliyorsunuz. Bilmedik bir şey demedim. Neyse, biz Jesus Naruto'yu sorgulamaya gelmedik bu videoda. Obito ölür ve buraya kadar her şey de kabul. Obito öldükten sonra Kakashi'nin içine girer. Evet, içine girer ve gözlerini bir şekil Kakashi'ye verir. Sonra da Kakashi aynı anda Perfect Susanoo'yu ve yeni teknikler kullanabiliyor. Peki nasıl oldu bu? Hani bize açıklandı mı? Yo. Açıklanacak mı? Yo. Ama bir mantık üretebiliriz. Aslında çok saçma bir olay ama bu videoda bu saçma olayı bağlamaya çalışacağım. Aranızdan şimdi birkaçı bir iki eleme duydurup der işte ne bileyim, yok Obito şöyle kurtuldu, Sharingan'dan böyle kurtuldu. Arkadaşlar, frene basın. Kaguya Obito'yu toza çevirdi. Bitti. Ve Obito ne varsa toz oldu. Vücudu, gözü, beyni, iyiliği, her şey toz oldu. Gerçi düşünüyorum da Obito'nun ne kadar iyiliği vardı seri boyunca. Yani dünyayı yok etmeye çalıştı. Çok iyi bir insan. Yani gözleri alma fırsatı yoktu Kakashi'nin. Obito ölüm ve yaşam arası geçiş dünyasında Rin ile karşılaşıyor. Ve bu dünya Naruto serisinde var ve birçok kişi orada takılıyor. Resmen kıraathane gibi bir yer. Burada da hani insan bir soruyor, yani bu dünyada cennet cehennem var mı? Yok mu? Aslında yok diyebiliriz, çünkü şöyle bir bilgi ediniyoruz. Edo Tensei ile geri gelen birçok kişi bir yere gittiklerini bize iletmiyorlar. Yani öldüler ve geri geldiklerinde o saniyeden sonraki anda geri dönüş yapıyorlar. Peki bu ara dünya nereye gidiyor? Kişi reis, kişi reis. Hani Rin orada kaç sene takıldı değil mi? Ah kişi ah. Tamam, bunun cevabını tahmin edebilir. Şimdi beni dinleyin. Reinkarne Jutsusunu hatırlarsınız. Tsunade'nin Aşkitos'u yapmıştı. Naruto Datobuk'un Yazısı adlı kitapta sayfa 312'de de bununla ilgili bir bilgi var. Az çok yazan da şudur. Bu teknikte kendi ruhunu vücudundan çıkartıyorsun ve öyle rakibe böylece onun ruhunun içinden mahvedip öldürebiliyorsun. Hani bununla illam saldırı yapmadan da bir şeyler yapabiliyoruz. Yani bu ruh ile Dan, yani Tsunade'nin Aşkitoşkosu onu kurtardı. Çünkü biraz çakrası kalmıştı. Bunu yazın bir yere. Peki Obito bu ara geçiş dünyasından nasıl kaçtı? Doğru. Çok basit. Kamui ne yapıyordu arkadaşlar? Dimensyon arası geçiş. Yani böyle geçiş dünyasından gerçek dünyaya kısa kaçabildi diyebiliriz. Yani Dan ne yaptıysa Obito da benzer bir şekilde aynısını yaptı. Gerçek dünyaya gelip Kakashi'nin içine girdi ve orada da çocuk olarak konuştular zaten. Peki Obito niye geçiş dünyasında takılı kaldı diyenlere? Huzur içinde devam etmesi lazım. Yani cennet mi cehennem mi artık var ise, ne var ise Kishimoto'nun hayalinde, oraya huzur ile gitmesi önemli. Bu hikayede buna önem veriliyor. Ve bunu Kakashi'nin babasında bile gördük. Yani Kakashi'nin babası o dünyayı geçemedi huzurlu olmadığı için. Ve konuşmasından sonra huzura kavuşabildi. Ve Obito'da olan olay aynısı. Ama burada büyük bir sıkıntı var. Obito'nun devam etmesini isteyen kişi kim? Rin miydi, değil miydi? Ya da Kakashi'de babası mıydı, değil miydi? Aslında burada çok basit bir teori üretebiliriz. Devam etmesini isteyen birileri var. Peki bu birileri kim? Obito'yu ikna eden kişi kim? Rin değil, Azrail. Siktir lan. Yok artık diyen var. Alıyorum kokuyu ama anlatayım size mantıklı bir şekilde. Rin oraya geçeli seneler oldu. Bu bir. İkincisi, Rin niye Obito'nun geçmesini istesin? Yani öyle bir motivasyonu olan tek kişi ölüm veya Azrail'dir. Artık Türkçe ne deniliyorsa bu karaktere. Ve Azrail oradaysa Rin kılığında Obito'yu ikna edebilir. Naruto dünyasında tanrılar var. Jashinlerden selamlar. Azrail'ler insan ve vücut halindeki son bağı kopartmakla sorumludur. Ve böylece ölümün gerçekleşmesi için gereken son şey Azrail.
Azrail'dir. Yani Obito huzura kavuşmak için ruhunu Kakashi'ye yerleştirdi. Ve Obito'nun ruhu aslında çakra, yani kalan çakrası. Bunu da bütün güç olarak, son çakra gücü olarak da Kakashi'ye teslim ediyor göz olarak. Ve böylece Kakashi son kez Sharingan'ları uyandırabiliyor. Ve Obito da huzura kavuştuğu için Azrail abicik ile haydi gözüm gel gidiyoruz biz köyümüze diyebilir. Ve böylece Kakashi'nin götünden de power up aldığını da açıklayabiliriz. Tabi böyle bir mantık üretebiliriz aslında Kakashi'nin çift göz olayına. Obito'nun cennete, geç Obito'nun cennete gitmesi için yani büyük sıkıntı var. Vize alamaz cennet için ama hani cehennem de olabilir. Yani gitmesi için işte huzura kavuşmalıydı. Bunu da Azrail sağlıyor bir nevi diyebiliriz. Hani orada da Kakashi hani bir şey yapmadan da bir power up'tan faydalanıyor. Bunları anlattım size ama unutmamanız gereken bir şey var. Şimdi bu kadar şeyi anlattım. Doğru mu yanlış mı bana sorarsanız çok mantıklı. Ama burada size bir sorun var. Hani bunu merak ettiniz, bu kadar dakika beni dinlediniz. Ya Kakashi'nin götünden niye yeni yeni bir ton teknik kullandığını niye sormuyorsunuz hiç? Bence o da başka bir hikayenin konusu olabilir. Başka bir videonun konusu olabilir yani. Açıklayabilir miyim bilmiyorum. Deneyebilirim. Ama onun için şukunuzu alırım sizin. Bir de şunu da eklemeliyim. Bu videoyu açıp bu olayı merak edin, sana da bir sorum var. La bu kadar merak ettin, bu kadar dinledin. Sharingan'dan USB stick'i gibi bir de gözden göze alınması, Danzo'nun koluna takılmasını da hiç sorgulamıyorsun yani. Gerçekten Naruto evreninde sorulacak bir ton soru var. Ama çok sevdiğim bu evrenden her zaman bir soruyu cevaplamayı seviyorum ve bu videoların devamını yapacağım herhalde. Neyse, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yoksa sizin gözünüzü alırım. Yani şey yapmayın. Parmağınızı atarsınız. Benden yavaştan bu kadar. Videonun sonuna geldik diyebiliriz ve bu videonun sonuna ne ekleyeceğim? Itachi'nin hastalık videosunu, Itachi'nin hastalığın adını açıkladığım çok güzel bir video ve ninjaların en zengini kim? Onu da size açıklayacağım ve inanılmaz sayılara ulaşıyorsunuz. İkisi bu videonun sonunda. Ben yavaştan kaçar ve hoşça kalın. Taishita chikara mo nai kuseni naze da Obito ore wa nan no tame ni. そもそも他国にまで轟かせた自分の有名を忘れちゃいないだろ。シャリンガンのカカシって名を。ありがとう。今度こそあいつらを世界を守る。クラオ、手裏剣に。大手裏剣。この力、オビタの力。能力だな、オビト。すり抜けるのはカムイライキン。サスケ、今のお前らは。よっしゃー、大好きだ。このジョルノ・ジョバーナには言う。Oh.